Hoş geldiniz. Ben Venüs ve bugün sizlerle birlikte Yan Resimatör'ün yepyeni bir bölümündeyiz efendim. Bir buçuk aydır video atmıyorum. Her videonun başına artık şu kadardır video atmıyorum. Şu sebepten dolayı konuşması yapmaktan yoruldum. Atmadım. Evet atmadım. Bu kadar. Bahanem yok. Tamam taşındım ama bir buçuk aydır taşımıyorum. Bahanem yok. Atmadım. Yatıyordum. Götümü büyütüyordum evde. Tamam, yatmakla meşguldüm. Tüm gün LOL oynayıp götümü büyüttüm. Şimdi bizim yandırın ilk halini çektim ben biliyorsunuz. Orada ne yapacağımı bilmediğim için boş boş gezinip neler varmış neler farklıymış diye böyle bakıp sonrasında önüme geleni çat 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 öldürdüm. Sonra onun ikincisini çektim. Dedim ki diğer sürümlerini daha eskilerini de göstereyim. En tüm yandırının her sene olan sürümlerini. Aynı zamanda da orada ana düşmanımız farklı şu an. Eski sürümlerde biliyorsunuz Kokona bizim ana düşmanımız. Osana'dan önce Kokona vardı. Osana sonradan ilk düşmanımız oldu. Kokona'yı orada öldürüyorduk. Fakat şimdi daha ilginç kısmını yapacağız. Kokona'nın daha detaylı hikayesini öğreneceğiz. Daha detaylı hikayesini öğreneceğiz ve hikayesine göre onunla arkadaş olacağız ya da öldüreceğiz. Diğer arkadaş ol ya da öldürlerden farklı bir hikayesi var bunun. Ona bakacağız. Dediğim gibi Kokona eski sürümlerde, şu an eski sürümde oynuyoruz. Eski sürümlerde ana düşmanımızdı. Kendisinin hikayesini de az buz dinledik. Şimdi bir daha detaylı dinlediğimizde de birkaç yorum ekleyeceğim. Ben bir şeyleri yanlış anlamışım. Onlara bakacağız birlikte. Şimdi efendim ya benim param var mı? Donları parayla almıyorduk değil mi burada? Çilekli don. Bilemedim. Yok. Giymem. Tanga giymem okulda. Ne bu? Kedi. Yok. Babaanne donumu giymek istiyorum. Bana uğurlu geliyor. Günaydın. Ay dışarıdan ambulans geçiyor. Abi hızlı geçer misiniz? Video çekiyorum. Şimdi ne yap? Bana niye oyunu öğretiyorsun? Canım ben sana öğreteyim istersen. Aa. Bana oyunu öğretiyor manyağa bak. 2019 sürümündeyiz. Bir önceki sürümden farklıyız şu anda. Biraz daha ilerisindeyiz. Zaten anlayabilirsiniz. Biraz daha gelişmiş, biraz daha medeniyete kavuşmuş bir okuldayız. Neden? Onda yapmaya çalıştığımda yaklaşık 4 kere yapmaya çalıştım. O modda yapmaya çalıştığımda her seferinde bir şekilde bug'a giriyordu karakterler. O yüzden burada sen paylaştır git. Burada daha medeniyete kavuşmuş bir okulda biraz daha ileriki bir sürümdeyiz. Güncel sürümde değiliz. 2019'dayız yanlış bilmiyorsam. 20'de de olabiliriz. Kafam karışık. O dönemlerde kafam karışık bilemiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim nerede o karı? Şu bizim ana düşmanımız. Bakın. Osana yok tabii o zamanlar. Osana daha böyle çekirdekte karpuz muydu ne deniyordu işte ondan. Bu bizim ana düşmanımız. Bunun sırrını öğreneceğiz ve yakın arkadaş olacağız. Sonrasında öyle yani ben de çok ne yapacağımızı bilmiyorum. Göreceğiz yani. Burada da Rayburu duruyor hala. Kendini heykel sanıyor. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda. Ablamız lütfen. Bugün seni bekleyemeyiz. Bu müzik ne peki? Cyberpunk'ta mıyız? Şimdi bu gidiyor. Sabah bunun bir telefon konuşması var. Biz bunu zaten dinledik. Sapık gibi dinledik. Bir daha dinleyeceğiz. Çünkü dinlememize bir daha evet dinlememiz lazım. Dinleyeceğiz. Ondan sonrasında konuşmada önemli bilgiler var. Onları almamız lazım. Burada bekleyelim. Ne zaman telefonla konuşacak hiç bilmiyorum. Oturup valla kıçında bekleyeceğiz telefonla konuşana kadar. Başka çaremiz yok. Telefon çalıyor. Pardon telefonum çalıyor. Hemen geleceğim. Boş. 25 dakikadır seni bekliyoruz Allah'ın cezası şu telefon için. Yürü. Nereden gidiyoruz yolu göster. Yabancısıyım ben buraların. Na, buralar farklı lan. Neyse yürü. Ay dur. Ben senden daha hızlıyım ya götüm çarpıyor sağa sola. Nerede konuşacağım? Ha dur. Hazır değilim bir saniye. Merhaba. Hello'yu da çevirmesem olmazdı. Beni okuldayken aramamanı söyledim. Dediğim gibi sadece tek seferlik bir şeydi. Bunu bir daha yapmak istemiyorum. Ne kadar dedim? Pekala. Sadece tek bir seferlikteyse tamam o zaman. Abla ne yapıyorsun? Sen neyini satıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu akşama ne dersin? Geçen buluştuğumuz yerde. Şisum Atan'da. Tamam o zaman akşam görüşürüz. Abla ne yapıyorsun? Bunu bir daha yaptım inanamıyorum. Bir daha ambulans geçiyor. Ne oluyor amına koyayım dışarıda arkadaşlar? Biri ölüyor dışarıda. Şimdi bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne yerleştirdik buraya? Bir şeye tıkladım. Ne oluyor? Şimdi bununla konuştuk. Bu zaten konuşmayıp... Oğlum hadi lan! Allah Allah! Ambulans sesi size gelmiyorsa deli gibi gözüküyorum canım. Yemin ederim böyle bir ses var şu an dışarı. Şimdi biz bu konuşmayı zaten 40 kere dinledik. Biriyle buluşacağım dedi. Biriyle buluşacağını söyledi. Bu kadar. Ben bu kadarını anladım. Biriyle buluşacakmış. Tek seferlik bir şey mi? Daha para konuştular falan filan. Ama işin ucu hala belli değil. Bu Kokona hanımefendi öğlen arası... O ne lan? Ne s**kime yaradı? Bu ben anlamadım hiçbir şey. Bu öğlen arasında arkadaşıyla bu konuyu detaylı konuşacak. O yüzden öğlen arasını bekliyorum. O sırada hatta şey yapalım. Bizim bununla yakın arkadaş olmadan önce normal arkadaş olmamız lazım. Bunun için de görevini yapmam lazım biliyorsunuz. Hemen konuşalım bakalım görevi neymiş. Ablanın memesiyle alakalı sorunu vardı. Görev buydu hatırlıyorum. Bak yine geçiyor.
Allah'ım ya Rabbim. Ne demek not now? Kuşağın konuşamam diyor. Hayır, benden önemli işim mi var? Tavşan kulaklarımı sokarım götüne. Neyse, derse gidelim. Kolay gele. Şöyle. Heh. Şimdi herhangi bir şey özellikle yükseltmem lazım mı bilmiyorum ama hadi bunu yükseltelim. Bu kadar mı? Hani koklattı resmen şeyi, puanı. Koklatacak kadar verdi. 3-4 puan ne Allah aşkına? Ben böyle kaç günde ders yükselteceğim? Buralarda bir yerlerde bir havalandırma olacaktı. Nerede o? Onun arkasında konuşuyorlardı, hatırlıyorum. Burada. Hatta bir önceki bölümde buradan atmıştım. Bu Yandere'nin ilk halini ben bir bölümü çekecektim. Oyunu gösterecektim, kapacaktım. Mini bir seri oldu bu. Bu sürümlerde, eski sürümlerde denememi istediğiniz bir şey varsa, son denememi istediğiniz şey gösterir. Göstermeyin, söyleyeyim ben göstereyim. YouTube videoyu ben çekiyorum, pardon. Söyleyeyim, göstereyim. Oyunun tüm sürümlerini, eski sürümlerin neredeyse çoğunu gösterdim. Ana düşmanımızı nasıl normal öldüreceğimizi gösterdim. Bir de nasıl görevi, gizli görevleri neymiş onu da şu anda gösteririm. Mini bir seri oldu böyle. Kız! Neredesin Allah'ın cezası, seni bekliyoruz yukarıda. Boş muhabbet yapıyorum gelene kadar. Nerede bu karı? Karı okuldan gel. Ya bakma bak. Kulaklarım çok dikkat çekiyor okulda. Allah kahretmesin. Oyunu hızlandırdığımda da oyun biraz sorunlu oluyor. Bakın mesela. Bak bu ne? Ay... Özür dilerim. Bir saniye. Çıkamıyor muyum buradan? Heh. Nerede bu karı? Heh, geliyor. Kurban oldum. Memesinden tanıdım. Gel. Senin arkadaşın nerede? Yalnız kurt. Neredesin? Ne yapıyorsun? Böyle. Bir dakika. Abla! Niye koşa koşa gidiyor? Editör, burayı sensürle. Sensürle burayı editte. Senin arkadaşın nerede? O da mı seni terk etti? Ay, geliyormuş. Şimdi bu en yakın arkadaş, şu mavi saçlı Hakuna Miku muydu ne? Ona benzeyen kız. Onlar daha detaylı konuşuyor bu olayı. Onları da dinleyeceğiz. Niye öyle işte? Yani bizim hayatımız yok başka. Milletin götünü dinlemekten başka bir yapacak bir şeyimiz yok. Son zamanlarda kendin gibi davranmıyorsun. Bir şey seni rahatsız mı ediyor? Ah, hayır, pek bir şey yok. Eğer bunun hakkında konuşmak istemezsen tamam, ama unutma ben senin arkadaşınım. Seni hiçbir konuda yargılamam. Bana anlat diyor kısaca. Ah, sanırım konuşmak istedim. Dediğim bir şey var. Ya bu fana sesinden duymuyor bir. Kapatın şunu 2 dakika ya. Bunun fişi nerede? Annem öldüğünden beri babam çok fazla alkol alıyor ve sarhoş olduğumda odama geliyor ve... Hızlı anlat. Ah, dediğim şey boş ver ya da gerçekten konuşmak istemiyorum bunu. Ah, bu kulağa çok ciddi geliyor. Baban ne yapıyor sana? Ah, dediğim gibi konuşmak istemiyorum. Bırak tamam mı bu konuyu? Bir şeyden utanmana gerek yok. Sadece bana sorunun ne olduğunu söyle. Ya kız, anlatmak istemiyorum. Hanımefendi rahat bırakır mısınız? Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Lütfen bırak bunu. Tamam öyle diyorsa. Böyle bir de fotoğraf. Böyle alayım. Tamam, bitti mi? Bir de böyle kızlar, vesikalık. Vesikalık. Sonu için. Teşekkür ederim. Şimdi biz buraları yanlış hatırlamıyorsam bir önceki videoda şey yaptık. Fakat ben bu konuşmayı şu şekilde anladım. Babası Kokona'ya taciz ediyor ya da dövüyor tarzında anladım. Fakat olayın işi farklıymış. Siz bana söylediniz yorumlarda. Annesi öldüğünden beri Kokona'nın babası içip içip gece alkollü bir şekilde Kokona'nın odasına geliyormuş ve Kokona'nın yanında ağlıyormuş. Bu akşam buluşacağı kişiyle alakası ne onu anlamadım. Ona bakacağız. Yani baban ağlıyorsa sen niye gece... Neyse, demeyeceğim bir şey. Sen arkadaş olmamız lazım. Görevini yapalım. Ah, üstüm bana çok olmuyor da göğüs kısmından biraz dar. Yeni üniforma almak istiyorum ama param yok. Gerçi şu anda şikayet edebileceğim bir şey yok galiba. Yapabileceğim bir şey yok çünkü. Yaparız. Bana yeni üniforma mı alacaksın? Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Memeleri sığmıyormuş üniformaya. Memeleri. Kabacası bu. Memeleri sığmıyor. Ona üniforma yapacağız. Normal bir arkadaş olacağız. Sonrasında yakın arkadaş için daha detaylı onunla ben birebir de konuşacağım. Tenaya çökeceğim. Diyeceğim hayırdır. Ben üniforma alayım. Info çağından. Ha, aldım. Fakat normal üniformayı bunu veremiyoruz. Alayım mısın? Buyur. Buyur. Kapı açma izletsiniz, valilik falan filan, onların hepsi var. Normal üniforma olmuyor bu hanımefendiye. Ha, 2-3 sene önce oynadığımızda hatırlıyorsun. Oğlum. Bak, yardım edecektim ama tişörtüm oldu, pardon. Birkaç sene önce Kokona'nın görevini yapmaya çalıştığımızda yapamamıştık bir türlü. Çünkü normal üniformayı veremiyor. Onun memeleri... Daha kibar konuşayım. Göğüsleri... Büyük olduğu için normal üniforma olmuyor. Bunu biraz terzilik skillerimizle düzelteceğiz. Büyüteceğiz, öyle vereceğiz. Şurada. Evet, valilik, kapı açma, öldürme hizmetlerinden sonra aynı zamanda... Terzilik de öğrendim. Anam öğretti hepsini. Thanks to the Beyoncé. Nerede benim üniforma? Herhalde aldım, cebime falan dürüp koydum. Bu hanımefendinin sınıfı neredeydi? Ha, aşağı kattı galiba. Kes! Üniformayı alır mısın? Kafasına fırlatacağım şimdi. Dur, dersten sonra vereyim. Derse girelim de. Ekmek kırıntısı gibi verdiği 3 puanla biyolojimi yükseltmeye çalışıyorum. Bu arada şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Öyle bir ara detay geçin dedim. Kes! Gel buraya, alan cezası. İnanmıyorum, bu tam da benim ölçülerime uygun bir üniforma. Sonunda rahat bir şekilde giyinebileceğim bilmem ne işte. Teşekkür ederim. Rica edeyim. Memelere özgürlük ama abla, boş ver. Giyme. Şimdi,
Ben şöyle bir şey yapacağım. Bunun dolabına not bırakacağım. Diyeceğim ki seninle uğradığın aile içi istismar hakkında konuşmak istiyorum. Lütfen benimle okulun çatısında buluş saat 4'te diyelim. En yakın saatte işimiz gücümüz var. Niye götüme döndü bir anda kamera? Ve sonra diyoruz ki Kokona'ya, zaten arkadaşımız şu an bizi dinliyor. Dolabına bir not bırakırken gördüm. Ah garip. Bakayım o zaman. Koş! Koş! Ne vermiş orada? Ah! Bu nedir? Hadi! Belki onunla buluşmam lazım. Ne kadar uzun sürede okudun ya. Bir şey diyeyim, bu ilkokulda ne olursun? Bugün en geç okumayı öğrenen kişisi miydin? Neydin sen? Neyse, saat 4'te buluşacağız. 4'e kadar ben çatıda küneyeceğim, oturacağım orada. Çatıya küneyeceğim. Ya böyle arkadan bakınca kafamda tavşan kulağı değil de turpun kafası duruyor gibi hissediyorum. Kendimi bir turp gibi hissediyorum. Sağlıksız açıdan değil. Birazdan gelmesi lazım. Nerede? Geliyor herhalde. Bakayım. Bu kız gerizekalı. Şimdi yolda kapıya falan takılır. Senin saçında bir... Neyse. Ha, geliyor. Koş! Koş bak, kaçacağım bak. 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 Kaçan kovalanır. Kovaladıkça kaçan ateş böcek. Bununla konuşacağız bu hanımefendiyle burada. Nasıl konuşacağız? İttirmeyeceğim. İttirmeyeceğim. Nasıl konuşmak istiyorum? Konuşmak istiyorum. İttirmeyeceğim kızı. Ya bu hep bug'a girmek zorunda mı ya? Halk. Halk seçeneği nerede? İttirmeyeceğim, ittirmeyeceğim. Konuşmak istiyorum. Abla dur, vallahi konuşacağız. Bir dakika gitme, tamam mı? Bir dakika. Halletmeye çalışıyorum. İttirmeyeceğim, ittirmeyeceğim. Nasıl konuşuyorduk ya? Şurada çıkmıyor muydu? Abla konuşabilir miyim? Konuşmak istiyorum. Şaka değil de konuşmak istiyorum. Yemin ederim Allah belamı versin. Dur bakacağım internetten nasıl oluyordu? Niye konuşma seçeneği çıkmadı? Oyun sadece bize öldürme seçeneği veriyor. Başka hiçbir seçenek vermiyor. Valla izlediğim videoda direkt oluyordu yani. Benim şansıma sıçayım o zaman. Bir daha yapalım dur. Bir daha notu bırakalım. Bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Aa, ikinci notu bırakamıyor muyum? Yarın bırakırım o zaman. Gidiyorum ben. Kaç örette. İleride biri uçuyor. İleride biri kendini drone sanıyor. Yazık. Kıyamam. Hasta galiba. Yeni bir gün. Yeniden denemeceler. Hadi bakalım. Günaydınlar. Ben direkt notu bırakıyorum bu arada. Direkt sabahtan konuşmayı deneyeceğim. Aynı şeyleri yapıyorum yine. Tam gelecek şimdi direkt. Saat ya senpai! Pardon, yerildim ya. Şu an gelmesi lazım. Şu an çıkıyorum ben yukarı önceden. Ablam hızlı. Burada kaç kişi seni bekliyoruz hadi. Bak bak nasıl yavaş geliyor. Benim gözlerim niye böyle oluyor böyle? Ben şey miyim? RGB klavye miyim? Ne oluyor benim gözlerime? Allah'ım bu merdiveni çıkacak da. Gelecek de. 7'de buluşalım dedim. Buluşalım. 7'de buluşalım dedim. Saat 7.40 oldu. Allah'ın cezası. O mektubu yazan başka biri olsaydı var ya götüne kıvırıp sokardı. Kimse benim kadar, benim seni beklediğim kadar kimse seni beklemez. Ya. İzlediğim videoda şöyle yavaş yavaş geliyordu. Öyle seçenek çıkıyordu. Benim gibi davar gibi koşmuyordu. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Tamam. Bir an atlayacak sandım. Bak yine çıkmıyor. Deliririm. Vallahi deliririm. Yardım edebilir miyim kıza? Abla ittirmeyeceğim. Ne dalga mı geçiyorsun? Konuşmak istiyorum. Konuşmak. İttireceğim şimdi kızı. İttireceğim bak. Konuşabilir miyim? Konuşma seçeneği niye çıkmıyor? Herhangi bir zaman diliminde konuşabilecek miyim ben bu kızla? Burada seçenek çıkması lazım. Allah yeter, ben uğraşamam senden. Allah cezanı versin. Çığlık duyuldu. Kız burada. Ayakkabıları çık. Ben bu konuşma seçeneğini düzeltip geliyorum. Halledeceğim bir şekilde. Şimdi herhalde bir 20 kere falan denemişimdir. Gittim 2019 modunda 3-4 kere denedim. 2020 indirdim. Yarım saatte indi. Bir baktım 2020 de o sana gelmiş. Kokona artık görevi yok falan filan vesaire. 50 kere denedim. Bilmem kaç kere denedim. En sonunda monitörü yumrukluyordum ki. Gittim 2016 modunu indirdim. 2016'da tam bu olaylar gelmişti. O dönemlerde geldi. 2016 sürümünü indirdim ve şu anda konuşabiliyoruz. Eğer yapacak olanlar varsa şimdiden söyleyeyim. 2019 sürümünde, Yandere'nin 2019 sürümünde Kokona ile konuşamıyoruz. En azından ben bir türlü konuşamadım ama 2016 sürümünü indirdim ve konuşabildim. Daha doğrusu konuşacağım şimdi. Şu an seçenek var. Tam yaptığımız şeylerin aynısını yaptım. Sabah konuşmasını dinledim. Öğlen arkadaşıyla konuşmasını dinledim. Üniformasını yaptırdım. Sonra not bıraktım akşam görüşelim diye. Buraya geldim. Şu anda konuşacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece en baştan ben kendim yaptım. Böyle bir haber vereyim. Bakın burada seçenek çıkıyor şu an. Ah, yani benle konuşmak isteyen sen miydin? Buluşmak isteyen. Benimle aile içi şiddet değil de işte onun hakkında konuşmak istediğini söyledin. Evet. Saki ile konuştuğunu duydum önceden. Sana problemin alakalı yardımcı olmak istiyorum. Baban sana ne yapıyor? Ah, her şeyi yanlış anlamışsın. Benim babam bana hiçbir şey yapmıyor. Pekala, o zaman alkol aldığında ne yapıyor babam? Oh,
Ağlıyor. Ne? Ağlıyor ve benimle borç problemleri hakkında konuşuyor. Baban borç içerisinde mi? Annem geçen sene öldüğünde şey diyor, babam kredi çekti çünkü okul ödemelerimi devam ettirebilmek için işte kredi çekti diyor. Bayağı böyle tehlikeli tiplerden para ödünç aldı. Her gün geçtikçe %10 daha fazla ödeyecek. Ve şiddetle tehdit ediliyor. Babama borçtan çıkarmak için yardımcı olmaya çalışıyorum. Annem para kazanabildiğim kadar kazanmaya çalışıyorum ama hızlı para kazanmanın tek yolu iğrenç. Ne yapıyorsun ablam? Parayı aldığı şirketin adı ne? Borç para aldığı. Sanırım adı John Shaw Loans. Babanı borçtan çıkaracağım. Ne, biz de mi götümüzü satacağız? Hayır, lütfen dahil olma. Yapabileceğim bir şey yoksun zaten. Sürpriz olacaksın. Sürpriz olacaksın. Endişeni anlayabiliyorum ama başka söylenecek bir şey yok sanırım. Ben de problemlerimi konuştuğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu şekilde konuştuk. Babası borç içerisindeymiş annesi öldükten sonra. Bu yüzden birinden işte borç para almış falan ama tehlikeli tiplermiş onlar. İşte şu bir şey loans falan filan tarzında bir şirkete borcu varmış. Onu biz kapattıracağız herhalde, ne yapacağız bilmiyorum. Bu bebişim de bu herhalde sabahki bir erkekle olan telefon konuşması da şeydi. Para kazanmaya çalışıyor. Sanırım bir şey satıyor. İç çamaşırını mı ne satıyor? Bir şey yapıyor da. Çok bilmiyorum orasını. Yani kirli işlere girmiş bu da, babasının borcunu ödeyebilmek için, parasını kazanmak için falan filan. Bu şekilde bir aile sorunu. Bu arada farkındaysanız 2016 modundayız. 3 yıl geriye gittik oyun içerisinde. Hayır, videonun kalitesini yükseltmeye çalışmayın. Videonun kalitesiyle alakalı hiçbir sorun yok. 2019'dan 2016'ya geçtik bir anda. Zamanda geriye götürüldüm işte böyle. Şu an mesela 2021'desiniz. Telefonu kapatın bakın, 2021 dışarısı. Böyle hizmetlerimiz de mevcut. Şimdi saat 6, zaten eve gideceğiz şimdi. Otomatik kendisi gidecek. Ben duruyorum burada. Bekliyor. Böyle babasının borcu var. Bir şirkete kızının parasını, okul parasını ödeyebilmek için borçlanmış. Böyle çirkin tiplere, böyle kötü tiplere. Kokona da kendisi de para kazanmak çalışıyor ama kötü yolla kazanıyor. Böyle. Babasının da yaptığı şey ağlamakmış. Ben bir önceki videoda bunu çok yanlış anladım. Taciz vesaire olarak anladım. Ama sadece gelip geceleri ağlıyormuş. Ne yapayım? Konuşmayı yarıda kesmişlerdi. Ben ne anlayayım ondan? Bu ne? Allah kahretmesin. Azrail ışığı gibi. Bu evin ışığı ne? Yat. Yat Allah kahretmesin. Şimdi okula gidiyoruz. Kokona'nın babasının borcu olduğu şirketin sahibi bu kızın babası. Popüler kızlar yok, sadece bu var 2016'da oyunda. Bu kızın babasına borcu var, Kokona'nın babası. Alayım onun bahçıvana. Yani Kokona'nın babası var, tamam mı? Onun babasının borçlu olduğu kişi şu an ekranda gördüğünüz kişinin babası. Ben koyayım, hit dizisi çekiyor sanki. Şimdi bu kızın biz görevini yapacağız. Ha, açıklamasında da şey yazıyor. Babası tarafından böyle parayla çok fazla şımartılmış bir kız. Babası ona her şeyi alıyor falan filan diye. Babası bir kredi ajansı yönetiyor. Biz bunun görevini yapacağız ki arkadaş olalım, sonrasında da kaçıralım. Çünkü ya sefer s**tleri git. Çünkü amacımız şu güzel narin yüz kokonu ben koyacağım. O se What's up with her? Diyordum lan. Yemin ederim Allah belanı versin seni. Çekil şuradan. Çünkü şu güzel yüzlü kızımızın, Kokona'mızın babasının borcunu kapattıracağız. Neden? Senpai'den hoşlanıyor. Biz onun borcunu kapattırsak bu kız bize minnet duyacak. Ya da öldürebiliriz arkadaş olsak, bilmiyorum. Oralara bakacağız. Şimdi öncelikle bayıltmak için gerekli olan şu şırınga ile bayıltıcıyı alacağım. Burada bayıltıcı hap mı ne, bu şey şırıngayı içine soktuğumuz ilaç var işte, ondan mı? Sonrasında senin adın neydi kız? Senin adınla sesleneyim. Bir saniye. Musume, ha. Musume'nin görevini yapmamız lazım. Direkt şak diye yapamıyoruz diye biliyorum. Bakayım. Evet, yapamıyoruz. Bu öğlen araları bu kız sigara içmeye çıkıyor. Öğlen arası sigarası bitecek. Sigarası bittiğinde gidip ona sigara alacağız. Bu şekilde görevini öyle yapacağız. Ben biraz internetten baktım, 55 kere yanlış yaptığım için biraz bakayım dedim de. Ne yapacağımızı biliyoruz yani, ezberimizde artık. Şimdi sigarayı alacağımız zaman info çan puanıyla alacağız. Onun için biraz etek altı çekiyorum. İnfo çan bu ne biçim bir yürüyüş, Allah kahretsin, penguen gibi. İnfo çan puanıyla sigarayı alacağız kızın görevini yapacağımız zaman. O yüzden info çan puanı için de biraz etek altı çekiyorum. Kaç info çan puanımız var bakalım? 2.
Bir tane lazım, tam yeter. Şimdi öğlen arasını bekleyeceğim ki Musume'nin görevini alabilirim. Biyoloji dersini birinci seviye yapmamız gerekiyor mu acaba bayıltmamız için? Normalde şu an, yani normalde oynadığımız sürümde biyoloji seviyesinin biri olmadan bayıltmaya çalışırsak kız ölüyor yanlışlıkla. Böyle salak salak şeyleri de yapmıştık, öldüğünü görmüştük, hatırlıyorsunuz. Biyoloji seviyesi birinci seviyede olması lazım ama şu an 2016 modunda oynuyoruz ya, acaba bu zamanda da öyle mi? Kız nerede? İçmeye çıkacak bu arada. Kız nerede ya? Bir yerde içecek. Onu bir bulmamız lazım. Öğle arasında bir yerde oluyordu ama nerede? Heh, gördüm mü, gidiyor. Biz bunu sırasını önceden alalım. Aldım. Heh, at. At camdan, gönder. Yavaş yavaş, paketi kırdım, paketi. Aldım. Tamam, cebimizde. Şimdi ya bakın prensi. Bunun görevini şimdi yapabileceğiz. Bu burada bekliyor öğlen araları. Ah. Oh my god, yani çok fazla şu an sigara içmeye ihtiyacım var. Hiç üzerinde sigara falan var mı? Eğer bana bir paket sigara falan getirebilirsen kesinlikle en yakın arkadaşım olursun. Böyle konuşuyor arkadaşlar, ne yapayım? Dublajı yapıyorsak da kaliteli yapmamız lazım. Bir de konuşabilsem keşke. Musume sigara istiyor, ver ona diyor. Acele et, acilen ihtiyacım var. Ay abla, ölmezsin, bayılmazsın, sakin. Al, getirdim. OMG. En iyisisin. Bir yandan en yakın arkadaşım oldun. Böyle fokbola gibi konuşmaya devam edecek mi ya? Vuracağım ek, monitöre yumruk atacağım şimdi. Şimdi bu bizim en yakın arkadaşımız oldu. Okey, güzel. Senin sınıfın kaçtı bu arada? Bir dakika, ona bakacağım. Sınıfın niye zinliyor? Derse girelim. Ne olur ne olmaz biyolojimizi bir seviye yükseltelim. Şimdi girdiğimizde bir seviye yükselmiş olacak. Sonrasında okul çıkışında kaçıracağım. Şimdi biyolojimiz L'dik. Tamamdır. Bir seviye yükseldi. Şimdi bu karıyı bulalım. Karı nerede? Karı. Bizim sınıfta değil. Yan sınıfta mı? Değil. Burada mı? Değil. Bunlar buraya toplanıyor. O da buraya gelecek herhalde. Aynen, bunlar buraya geliyor. Zamanı ileri alıp bakacağım. Yo, bunlar buraya gelmiyor. Bunlar temizlik zamanı. Şimdi bir tane arkadaşınız vardı. Gerizekalı bir şeydi böyle. Fokbalı gibi konuşuyor. Nerede o? Gördünüz mü? Burada değil yine. Alehim delirici. Nerede bu kız? Burada değil. Kulübü yok onun zaten. Yemek kulübüne gitmeyecek. Kızın rutini ne? İlla ki bir yerdedir. İlla bulacağız bu şekilde. Hayır. Okuldan çıkıyor. Gördüm. Gel. Gel. Beni bırakma. Gel buraya. Ne demek benimle konuşamazsın şu an? Neyse, yarın bayıltalım bari. Ne yapayım? Eve gidelim. Çarşamba günündeyiz. Musume ile arkadaşız. Kokonun görevlerini yaptık. Geriye tek kalan Musume'yi kaçırmak olacak. Ben şimdi gideyim bir şırıngayı falan alayım. Sonra Musume'yi direkt götüreyim. Kaçırayım. Biyolojimizi de birinci seviye yaptık. Artık rahat rahat yapabiliriz. Tamamdır. Bunu da aldım. Şimdi bizim kaçıracağımız yer burada farklı oluyordu. Burada beden eğitim odasında değil de başka küçük odalar var. Orada kaçırıyorduk insanları. Şimdi gösteririm zaten size. Eski modlarda beden eğitim odasında yapmıyorduk bunları. Dur, bir ayakkabılarını değiştirsin. Erkeklere mavi, kızlara pembe ayakkabı verirsin. Ne bu cinsiyetçilik, Allah kahretsin. Gel buraya. Beni takip eder misin lütfen? Eder misin? Tıklayamıyorum. Gel. Gerizekalı gel. Balığı kızım benim, yavrum. Şu odada yapabiliyorduk yanlış bilmiyorsam. Evet bak, bu kaçırma yeri zaten. Evet, biyoloji dersini yükseltmemiz gerekiyormuş bu arada. Sol tarafta yazdı buraya gelince. Biyoloji seviyesini bir seviye yükseltmezsek öldürüyoruz galiba yanlışlıkla. Şimdi bayıltıyorum. Aldım bunu elime. Evet. Kan şekeri düştü. Kan şekeri düştü. Olur öyle, olur. Gel şöyle. Gel. Sen buraya. Yallah biz. O ne biçim bir animasyon, Allah kahretmesin. Kere havadan süzülerek bayıldı. Maşallah. Edep, sen ne güzel şeysin. Şimdi biz bunu bayılttık ya, biz akşam eve gideceğiz. Bizim işimiz artık akşama kaldı. Ben tüm günü böyle boş boş derse girerek geçireceğim şimdi. Artık herhangi bir dersi yükseltmemize gerek yok ama hadi rastgele tıklayalım. Bir derse daha giriyorum. O zaten akşama kadar bizi bekliyor. Bir yere gidebilecek gibi de değil zaten, anlayacağınız üzere. Baygın karı çünkü, kilitli kutunun içinde. Bu ne lan? Lan birinin ayakkabılığı açıkta kalmış. Alıp kaçabilir miyim bunu? Ver lan bunu. Şimdi çıktık. Gece okula gizlice girdik. Kurbanımızı aldık. Eve götürdük. Ve aşağı kata, bodruma bağladık Musume'yi. Bakalım. Bakalım burada mı? Annem. Burada. Şimdi şu anda işkence edebiliyoruz. Bizim işkence edeceğimiz bir şey yok. Bizim derdimiz şurada kamera var. Onunla videosunu çekeceğiz. Ama bunu niye yapıyorsun, sana ne yaptın? Valla kişisel bir sorunum yok. Her şeyi kokonadan ve babasının yediği bokrelden bilebilirsin. Benim bir alakam. Sadece akşamları videosunu çekebiliyorum. Bu yüzden bugün okula gitmeyeceğim. Hemen akşam olsun. Yatalım. Yatamıyor muyuz? İlla okula gidecek miyiz? Ben okula gitmek istemiyorum. Ben bugün hastayım. Hasta izin alabilirim. Ben okula gidip geliyorum. Bekleyin beni. Tamam, akşam oldu, evdeyiz. Perşembe akşamındayız. Bodrum'a iniyorum Musume'ciğimin yanına, güzelimin yanına. Şuna bir düzgün kıyafet vereydik. Yazık kız rahatsız rahatsız oturuyor. Video kaydet diye bir seçenek var. Video çekiyoruz. Babacığım, lütfen yardım et. Korkuyorum, ölmek istemiyorum.
Ölmeyeceğim. Allah aşkına sakin ol. 30 FPS'le video alıyoruz zaten. Bu ne, Allah kahretsin. Şimdi bu videoyu izle diye birine mesaj attık. Galiba Kokona'ya. Kokona'ya değil. Değil Kokona'ya değil. Musume'nin babasına attık. Bu videoyu izle deyip kızının yalvardı, videoyu attık. Seni pislik. Kızıma ne yaptın? Bu seslendirme ne? Babası kim bu? Hulk mu ne? Bu ne amına? Ona şimdilik zarar vermedim. Onu bir daha görmek istiyorsan dediklerimi yapacaksın falan. Racon. Racon sen. Benden ne istiyorsun? Tüm müşterilerini borçtan çıkar. Borçlarını sal yani. Kafayı mı yedin? Bu benim işimi batırır. Bana ne abi? Kızım mı işim mi yani seçeceğim? Müşterilerinin... Oha bu ne biçim bir tehdit ama. Müşterilerinin her gün borçta kaldığı her gün için kızının bir parmağını alacağım. Tek parça içinde istiyorsan kızını hemen bu borç şeyini halletmelisin. Seni canavar. Evet öyle derler. Evet. Teşekkür ederim. Namımız yayıldı. Tamam iyi yapacağım. İyi seçim. Hadi. Yallah. Ha şimdi bize Kokona yazdı. Babam telefon aldı şimdi ve yani bir arama aldı ve diyor ki borçları silinmiş. Bunu sen mi yaptın? Namımız sizi yayılır dedik. Daha bir dakika olmadı. Evet ben yaptım. Ne yaptın? Götümü verdim. Sana ne ya? Sana söyleyemem. Biraz korkunç ama babamı daha önce hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum uzun zamandır. Ne yaptığını bilmiyorum ve korkmaya da korkuyorum. Sormaya da korkuyorum ama babamı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne kadar minnettar olduğumu kelimeler bile açıklayamaz. Sana senin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen sadece söyle. Aslında yapabileceğin bir şey var. O nedir? Lütfen benimle yarın evimde okul başlamadan önce buluş. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Kokona şu anda senpai'den hoşlanıyor. Biz ona yardım ettik. O bize çok minnet duyuyor şu anda. Minnettar bu yüzden her şey yapabilecek durumda. Biz de evimize davet ediyoruz ki diyeceğiz. Ya diyeceğiz ki işte senpai'den uzaklaş. Ben ondan hoşlanıyorum. Hani borcunu karşılığı olarak bunu yap bana. Ya da hazır eve getirdik öldüreceğiz. Hadi bakalım. Orada olacağım ve tekrardan teşekkür ederim. Gel gel. Gece olana kadar yanlar açan bekliyor. Musume'nin bedenini büyük bir enstrüman kutusunun içine koyuyor. Karanlığın içerisinde Roşa kullansa yani babasının iş yerine enstrüman çantasını bırakıyor. Yani Musume'yi. Ve eve dönüyor ve uyuyor ve sabah da Kokona geliyor. 2024'teki mod sürümde de evimiz aynı. Bir şey bile değişmemiş. Allah kahretsin. Zar günü pijama partisi. Evin güzelmiş yanıtın. Teşekkürler. Eyeliner yedim. Yurt dışındalar. Yani kendi başına mısın? Bu zor olmalı. İdare ediyorum. Babama yardım ettiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ne yaptığını sormayacağım. Kesinlikle söylemek istemediğim bir şey olduğuna eminim. Ona ne gerekiyorsa hak ettiğini verdin. Loan Shark insanları berbat yani o babasının şirketindeki adamlar. Para yapmaya çalışırken çok aptalca şeyler yaptım. En kötüsü de Saki'yi işin içine dahil etmekti. Babamın borçlarının hiçbir zaman ona bahsetmedim. Ama paraya çok hızlı ihtiyacım olduğunu söylemem gerekiyordu. Öldür. Ne yapıyorsun? Bu komik değil. Beni bırak. Abla cümlenin devamını ben de çok merak ediyorum ama boğma işlemini sanırım cümlen bitmeden yapmam gerekiyordu. Çünkü ekran titriyordu, acele etmem gerekiyor gibi hissettim ekran titreyince. Bodrum'da mı öldürdük mü? İşte bu sandalye bir gün boş kalmıyor. Bir gün bak. Dün düşmanın bugün kendin. İşte ne oldum değil ne olmayacağım. Boş ver. Bu şekilde Musume bize geldiğinde sanırım bir şey diyeyim, şey seçeneği çıkmadı. Boğmak dışında bir seçenek çıkmadı. Ortadan kaldırmak dışında bir seçenek çıkmadı. Sanırım hiçbir şey yapmasaydık boğmayıp sadece normal konuşacaktık ama o seçeneği ben tıkladım. Yani boğma, bayıltma, bodruma kaçırma seçeneğini yaptım. Sanırım hiçbir şey yapmasaydık sadece konuşup halledecektik ve senpai'den uzaklayacaktık. Mutlu son. Bu da böyle bir son. Merak edenleriniz varsa cümlesinin devamında Kokona az önce şunu anlatıyordu. Onun yakın arkadaşı var ya Saki. Mavi saçlı kız şu konuştuklarını dinlediğim. Babasının borçlarını bilmiyormuş Kokona babasının borçlarını ama hızlı para kazanmak için Kokona'ya yardım ediyormuş. Kokona hızlı para kazanabilsin diye. Bu yüzden okulda ve okulun çevresinde erkeklere iç çamaşırlarını satıyormuş. Bir gün çamaşırını vereceği kişi gelmeyince hatta sinirlenip sütyenini okulun bahçesinin arka tarafına atmış. Şu anda da gidip Saki'nin görevini istediğimizde bize diyor ki ben iç çamaşırımı sütyenimi kaybettim bana onu getirir misin? Okulda gidip onu alıp veriyoruz. Görevi bu şekilde aslında görevinin de hikayesi var onun. Bu şekilde yanlış bilmiyorsam böyleydi. Ben böyle biliyorum. Yanlışım varsa düzelt. Böyle. Kokona'nın bizi sırrını öğrendik. Sonrasında ona yardım ettik babasını borçtan kurtararak. Musume'nin babasını tehdit ederek. Sonra Musume'yi sağ salim götürdük geri ve Kokona teşekkür anlattık. Bizim eve geldiğimizde de bu sefer Kokona'yı yani senpai'den hoşlanan ana düşmanımızı kaçırdık ve o da bizi basement'ımızda. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Yapabiliyor muyuz? İşkence edebiliyoruz. Bir saat işkencelerine gerek var. Böyle ziri titriyor. Yani.
Bu gereksiz işkence ettiğimizde bir şey olmuyor bu arada. Akıl sağlığını düşürüyoruz da. Akıl sağlığını düşürdüğümüzde de okula gönderip birilerini öldürttürebiliyoruz herhalde ama ben bunun videosunu direkt ayrı olarak çekmiştim biliyorsunuz. Kanalda var. Ray Bro sanayı mı öldürüyordu? Sana Ray Bro'yu mu? İşte biri birine yap merhaba hocam kolay gelsin. Derse geçeceğim şimdi kusura bakmayın. Ray Bro sana mıydı? O sana Ray Bro muydu? Neyse yapıyorduk bir şey. Bunun videosu var o yüzden o kısmı yapmayacağım şu an bir daha. Böyle kaçırdık. Düşmanımızı ortadan kaldırdık. Bunu da yapmış olduk. Bu sürümlerde o sana gelmeden önce ana düşmanımız buydu ve hikayesi de buydu. Ben bunun hikayesini çok daha sevdim bu arada. Daha ilginç bence hikayesi. Daha bu arada trajik biraz da rahatsız edici. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamada Twitch'imin, Instagram'ın vesaire vesaire diğer sosyal medya hesaplarımın linkleri var. Gelebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda ne yapmamı istediyseniz yorumlara yazın lütfen. Bay bay.